Aa, mis gibi oldu işte. Güzel oldu. Hadi kızım göreyim seni. Hoş geldin. Hoş buldum. Buyursana, kapıda kaldım. Gel. Vay 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 vay. Sofraya bak be. Yalnız bir şey söyleyeyim mi? Bak, seni tanımasam hani diyeceğim ki bunların hepsini benim için hazırlamışsın. Yani bunu bir barış yemeği olarak düşünebilirsin. Yani ben seni buraya davet ettim çünkü seni tebrik etmek istedim. Sen kazandın Gökhan Bey. Artık zengin bir adamsın. Zengin ve güçlü bir adam. Düşündüm de artık seninle mücadele etmeyeceğim. Vallahi beni şaşırtıyorsun bak. Ne demişler Gökhan Bey? Bükemediğin eli öpeceksin. Ben de dedim işte güzel bir sofra hazırlayayım. Karşılıklı oturalım, biraz sohbet edelim. Güzel güzel yemeğimizi yiyelim. Aramızdaki buzları eritelim istedim. İyi madem. Vallahi sofrada da yok yok. Şimdi böyle bir de güzel bir bayanı kırmak bize yakışmaz. Değil mi? Oturalım madem. Buyurun. Buyurun işte. Afiyet olsun. Çorba da çok güzel olmuş. Ellerine sağlık. Bak gördün mü? Ne oldu? Hı? Ne geçti elimize? O kadar kavga, gürültü, çirkef dedin, pislik dedin. Yahu bana sen kır yılanı dedin be. Hı? Ne oldu bak? Bir haline bak. Sürünüyorsun buralarına. Yaşanması gerekiyormuş demek ki. Biz de yaşadık. Açıkçası ben de işin buralara geleceğini hiç tahmin etmezdim. İyi bak. Böyle kendinle yüzleşmen de güzel. Allah az çetin ceviz değilsin ha. Sen de serpili yedin, yedin. Lütfen. Bak lütfen o konuya girmeyelim. Ben gerçekten çok üzgünüm. Gökhan Bey, yani sonuçta Berk'in, Elif'in öz annesi. Senin de işin de. Ben böyle olmasını hiç istemedim. O zaman ben de sana bir şey söyleyeyim. Biz kağıt üstündeydi bizim evliliğimiz. Zaten ben içeriden çıkınca ayrılacaktım. Boşayacaktım yani onu. Yani yanıma yakıştırmıyordum. Anladın? Beret cahil cüela bir kadındı. Yani benim kadınımı biraz yanıma yakıştırmam lazım. Anlatabiliyor muyum? Yani zeki olmalı, güzel olmalı, akıllı olmalı. Yani yanlış anlamazsan bir şey söyleyeceğim. Misal sen hani zekisin, akıllısın, güzelsin de. Vallahi buradan öyle çıt kırıldım görünüyorsun ama değilsin. Çorban bittiyse ana yemeğe geçelim mi? Geçelim. Et iyi pişmiş mi? Sevdin mi? Pişmiş pişmiş. Ellerine sağlık. Zahmet olmuş. Beni çok şaşırttın biliyor musun? Sen istediğinde gayet kibar bir adam olabiliyor musun meğer? Başta seni hiç sevmemiştim. Kendimle çeliştim diyebilirim aslında. Neden öyle dedin şimdi? Çünkü çeliştim.
Aslında ben akıllı adamları çok severim Gökhan Bey. Artık madem arkadaş oluyoruz, şu beydi bayandı laflarını bir ortadan kaldırsak mı? Olur. Kaldıralım Gökhan'cığım. O zaman şimdi seviyor musun beni? Tabii ki hayır. Hatta seni öldürmek istiyorum. Bak bu daha güzeldi ya. Vallahi bir şey söyleyeyim mi? Komik kadınsın ha. Öldürmek mi istiyormuşsun beni? Ne yapacaksın? Hı? Masanın altından silah mı çıkartacaksın? Ne yapacaksın? Ya ne alem adamsın. Nereden çıktı şimdi silah falan? Ne işim olur benim silahla? Yok canım silahım falan. De. Başka öldürme yöntemleri de var Gökhan'cığım. Yani belki ilaç ya da zehir falan katmışımdır yemeğine. Olamaz mı? Olabilir. Ne diyorsun lan sen? Ha? Zehirledin mi? Zehirledin mi? Bir şey oluyor, bir şey oluyor. Zehirledin mi? Zehirledin mi? Başım dönüyor gibi. Zehirledin beni ha? Hı. Öldüreceğim lan seni. Geberteceğim seni. Öldüreceğim lan. Öldüreceğim lan. Seni geberteceğim. Beni buna sen mecbur ettin. Duydun mu? Başka türlü hayatımızda çıkmayacaktın çünkü. Çocuklarımdan uzak duracaksın. Seni öldürürüm yoksa. Dedim mi? Dedim. Şimdi ölebilirsin. Geberteceğim seni. Pislik. Geber. Bırak beni. Bırak. Geberteceğim seni. Geber. Ah! Ah! Gökhan kalksana. Kalk ne yaptın lan bu kadına? Hangi kadın ya? Lan! Kalk lan. Ne yaptın lan sen bu kadına? Ne yaptın söyle? Ne oluyor ya? Ha? Ben bir şey yapmadım. Lan bir şey yapmadın bu kadının hali ne o zaman? Ben bir şey yapmadım. Hala bir şey yapmadım diyor ya. Hala. Aylacığım hadi kalk. Ayla. Ayla kendine gel Ayla. Ayla. Hapse atmıyor. Ölmüş. Ayla ölmüş. Ben öldürmedim. Ben bir şey yapmadım. Ulan ne yaptın lan sen? Ne yaptın? Ne yaptın o benim arkadaşımdı lan? Sen benim arkadaşımı öldürdün lan? Ha? Allah'ın cezası. Sen benim arkadaşımı öldürdün lan? Ben yapmadım. Vallahi billahi ben bir şey yapmadım. Zehirledim seni dedi. İlaç koydum öldüreceğim seni dedi. Ben bir şey yapmadım. Hiçbir şey yapmadım ben ya. Aa, bir dakika, bir dakika. Bir dakika dur. Sen nasıl girdin buraya? Ha? Şu andaki sorun bu mu sence? Benim buraya nasıl girdiğim mi lan sorun? Lan bağırdım, çağırdım, kimse açmadı. Kırdım kapıyı, girdim içeri. Gerizekalı. Nasıl girdin diyor. Ben yapmadım. Vallahi billahi ben yapmadım bak. Seni öldüreceğim dedi. Nefsi müdafaaydı ben ittirdim onu herhalde. Kendi kendine düştü kafasını çarptı. Ben bir şey yapmadım. Ulan kendi kendine nasıl olabilir bu kadar kan var burada?
Daha ne yapacaksın? İttim diyorsun, kafasını vurdu diyorsun. Öldürmüşsün işte. Öldürmüşsün lan arkadaşımı. Polis, polisi arıyorum. Sen görürsün. Ya da niye arıyorum ben polisi? Ulan ben tutup götüreceğim seni karakola. Yürü lan. Dur, yürü. Dur, dur kurban olayım yapma. Bak ben bir daha hapse giremem. Anladın mı? Bak ben hapiste kendimi asıyordum. Yapma, kurban olayım yapma. Yalvarırım bak Akif. Vallahi billahi ben yapmadım. Bak yemin ediyorum Akif. Paramı veririm sana. Anladın mı? Ne olur yapma bunu bana. Ne parası lan? Ha? Ne parası? Şimdi paranı ne yapayım lan? Ha? Sen benim arkadaşımı öldürdün lan. İstemiyorum senin kanlı paranı. Adalete teslim edeceğim seni. Yürü lan. Yürü gidiyoruz. Dur, yürü. Dur, dur. Ne olur yapma. Tamam bak. Anlaşalım anladın mı? Bak bütün paramı veririm sana. Tamam mı? Hesapta ne kadarım varsa, kuruşuna kadar sana vereceğim. Ha? Ne olur kulübü de vereyim. Al bütün ortaklığım, bütün hisseler senin olsun. Ne olur kurbanın olayım Akif, çöz şu işi. Hallet şu işi Akif, ne olursun yalvarırım sana. Söz, söz düşünüyorum. Düşünüyorum söz. Şimdi buradan gideceksin. Benden haber bekleyeceksin, tamam mı? Ondan sonra ben sen neredeysen oraya geleceğim. Çünkü önce burayı toplayacağım. Burayı temizleyeceğim. Çünkü sen bir geri zekalısın. Her yere parmak izini bırakmışsındı. Tamam mı? Ondan sonra seni yurt dışına kaçıracağız. Çünkü yarın bir gün biz bu işi Akif'le beraber yaptık dersen seni bitiririm. Anladın mı? Yurt dışına kaçacaksın. Tamam. Sen ne istersen yapacağım. Söz. Söz. Allah aşkına çöz şu işi. Yürü defol. Lütfen çöz şu işi. Yürü git gözüm görmesin seni. Yürü. Akif çözeceğim değil mi? Tamam değil mi? Yürü git! Bugün dünden iyi, yarın belki gökyüzü sızacakmış küçük penceremden. Öyle yine de ışık aramakla geçecek.